Biraz da şurayı temizleyelim. Biraz da burayı temizleyelim. Of, vallahi çok yoruldum ha. Bir dakika ya. Çocuklar, siz bu oyuna oturup duruyorsunuz. Ben bu oyuna temizlik yapıp duruyorum. Bu işte bir terslik yok mu? Ya anne pardon da sen bayramda temizlik yapmamış mıydın? Ay canan, hiçbir şeyden haberiniz yok vallahi ha. Oruçta oruç nasıl temizlik yapayım? Bayram geçti, yapıyorum işte. Sen de tutsana bir işin ucundan. Şakir, sen de git süpürgeyi getir. En iyisi şöyle yapalım anne. Sen çık, parkta markta güzel bir gez. Biz de Şakir'le birlikte süpürgeyi açalım, evleri silip süpürelim. Her yeri derleyip toplayalım. Ne dersin? Ne mi derim? Tabii ki süper olur derim. Şakir, hiç sesin soluğun çıkmıyor. Birden böyle bir fikirle karşılaşınca şok olmadım değil tabii. Yapabilir miyim acaba? Kardeşin yaptığına göre sen de yaparsın Şakir. Sonuçta aynı yaşlardasınız. Güzel güzel. Ben beğendim bu fikri. Hemen hazırlanmaya gidiyorum. Ay bir dakika. Temizlik bezini bırakmayı unutmuşum. Miket amcanız ne diyor? Bir şekerle bir sade. Hadi bana müsaade. Canan ya. Hiç bana sormadan karar veriyorsun. Evi silip süpürmeyi nereden bileyim ben? Şakir, konuşturma şimdi beni. Anneler günü geldi. Bayram geçti. Hiç annemize doğru dürüst bir jest yapamadık. Böylece onu mutlu etmeyi düşündüm işte. Ne var bunda? Ne bileyim. Becerebilir miyim diye şüphe ediyorum işte. Ben sana gösteririm. Hiç merak etme. Gel bakalım. İlk önce süpürgeyi alalım. Evi ben mi süpüreceğim yani? Ay acaba Kadriyeciğimin evi neresiydi? Kaç yıllardır dışarıda yaşıyorum tabii. Unutmuşum İstanbul'u. Soracak birileri olsa da öğrensem nereye gideceğimi. Heh şurada birisi var. Ay pardon pardon bakar mısınız? Efendim bana mı dediniz? Tabii ki size dedim beyefendi. Sizden başka birisi var mı buralarda? Gözüküyor mu? Hani bakın etrafınıza bakayım. Kızmayın hanımefendi. Tamam buyurun. İstediğinizi sorabilirsiniz. Ben yıllardır bu mahallede oturuyorum. Herkesleri çok iyi tanırım. Ben Kadriye Hanım'ı arıyorum. Biz küçükken kendisine boğunuz Kadriye derdik. Kadriye mi? Remzi'nin karısı Kadriye mi? Şakir'le Canan'ın annesi Kadriye mi? Heh, evet evet. O hala Remzi ile mi evli ya? Hay Allah. Ben boşanmıştır diye düşünüyordum. Aa, ağzınızdan yer alsın ablacığım. Niye öyle söylüyorsunuz? Onlar gayet mutlu mesut geçinip gidiyorlar. Bak ya, ben nereden ablan oluyormuşum? Bir soru sordum diye hemen akraban ilan ettin beni. Densiz seni. Söyle bakayım onların evleri nerede? Hadi gideceğim şimdi. Zaten ayaklarımı kara sular yedi. Ben nereden geldim biliyor musun sen? Ta yurt dışından. Fransa'dan. Şanzelize Caddesi'nde oturuyorum da şahsen. Kuzenimi ziyarete geldim işte. Pardon abla. Affedersiniz. Hanımefendi. Ben nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz diye sormamıştım ama. Neyse. Kadriye Hanım'ın evi. Buradan dümdüz gidince ilk sokaktan sağa dönüyorsunuz. Ondan sonra da karşınıza gelen lacivertli ev. Peki Kadriye Hanım'ın sizin geleceğinizden haberi var mı? Hayır yani yol tarifi soruyorsunuz da sonra bana kızmasın sakın. Zaten sürekli bana kızıp durur kendisi. Sana niye kızıyor bakayım öyle? Aa küçükken de hep öyle bizim oyunlarımızı bozup dururdu. Pek sinirliydi. Hala mı öyle sinirli? Bilmem ama beni pek sevmiyor çünkü ben Remzi'nin kankasıyım. Ne? Remzi'nin kankası mı? Ay, yol bilmez iz bilmez. Hiçbir şeyden dünyanın haberi olmayan bir adam işte. Nasıl çekiyorsun onun kahrını? Ay demek sen de bir tuhafsın o zaman. Senden de uzak durmak lazım. Hanımefendi ne biçim konuşuyorsunuz ya? Kankam hakkında amma ileri geri attınız he? O bir kere gayet akıllı, zeki, aslan gibi bir adamdır. Neyse ben daha fazla bilgi vermeyeyim. Ya dolandırıcıysa her şeyi konuşuyorum he. Sonra Remzi bana kızacak. Ben size evin tarifini verdim zaten hanımefendi. Görüşürüz. Aa adama bak birdenbire konuştu gitti. Nereye gidecektim? Sağdan mı soldan mı? Ay inşallah bulurum. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Ay Canan iyi çalıştık yani he. Evde tertemiz oldu. En çok ben çalıştım Şakir. Hayır bir kere ben çalıştım. Hem süpürgeyi açtım hem toz aldım. İyi de yerleri de ben sildim ama. Aa kapı çalıyor. Annem mi geldi acaba? Zannetmiyorum. Annem dedi ya ben akşama gelirim diye. Ne bekliyorsun Şakir? Hiç. Televizyonda sevdiğim program başlayacak onu bekliyorum Canan. Şakir kapıyı açsana. Niye ben açıyormuşum Canan?
Üf tamam Şakir, tamam açıyorum ben. Ne oldu Canan? Kim geldi? Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Merhaba çocuklar. Ben geldim. Şakir, bu bizim annemiz olabilir mi? Merhaba çocuklar dedi. Ben geldim dedi. Saçmalama Canan. Annem çıkarken böyle giyinmemişti ki. İyi de bu anneme çok benziyor ve bizi tanıyor gibi yapıyor. Ama kıyafetleri başka başka. Ay çok merak ettim. Kim acaba bu kadın? Tamam çocuklar tamam, aranızda tartışmayın. Ben Kadriye'nin kuzeni Nazmiye. Nasılsınız, iyi misiniz? Annemin kuzeni mi? Ama daha önce sizden hiç bahsetmemişti. Küçükken kendisiyle pek atışırdık. O yüzden bahsetmemiştir. Hani nerede bakayım anneniz? Göremiyorum. Efendim. Biz evde kalıp temizlik yaptık da. Annem de dışarı komşularına gezmeye gitti. Ay bilmez miyim ayol? Küçükken de gezmeyi çok severdi. Babası izin vermezdi. O da yalvar yakar salya sümük bir olurdu yani. Ay ben çok yoruldum çocuklar. Hiç demiyorsunuz git elini yüzünü yıka falan diye. Ta Fransalardan, Şanzelize'den geldim ben biliyor musunuz? Modanın başkentidir orası. Üstümden başımdan anlaşılıyordur herhalde. Eteğimi Paris'ten aldım. Bluzumu İtalya'dan. Şapkamı Yunanistan'dan. Gözlüğümü de Amerika'dan getirttirdim. Hiçbirisi Türkçe bilmezler yani. Gerçekten mi efendim? Değişik bir kombini olmuş aslında. Siz anlamazsınız tabii böyle şeyleri. Oraya göç ettikten sonra ona buna baka baka giyinmeyi öğrendim işte. Ay anneniz nerede kaldı ayol? Bir türlü gelemedi hala ha? O yol iz bilmez babanız nerede peki? O da dışarıdaydı efendim. Birazdan gelir herhalde. İstiyorsanız ilk önce elinizi yüzünüzü yıkayın. Size yatacak yer falan göstereyim. Gerçi annem geleceğinizi söylememişti ama. Ay haberi yok da ayol. Sürpriz yaptım sürpriz. Şimdi geleceğimi söylesem bir sürü zahmetlere girecek. Ne giyeceğim diye düşünecek. Ne yapacağım diye düşünecek. Onu zora koşmamak için habersiz geleyim dedim. Kadriye bu biliyorum telaşlıdır. Size ne yemekler yapıyor bakayım. Vallahi teyzeciğim annemdir diye demiyorum ama onun yaptığı yemeklerle parmaklarınızı yersiniz. Hatta bana bile öğretti. Harika kekler yapıyorum. Ay küçükken hiçbir şey beceremezdi. Öğrenmiş demek ki garibim. Alışverişe çıkıyor musunuz beraber? Bir şeyler almayı becerebiliyor mu bari? Teyzeciğim annem hakkında öyle konuşmasak daha iyi olurdu sanki. Biz annemizi çok seviyoruz da. Aa ne dedim ayol şimdi ben? Siz de yani he? Aynı anneniz gibi hazır cevapsınız. Neyse gideyim de bir elimi yüzümü yıkayayım bari. Ay Şakir. Galiba annem kuzeninin geldiğine hiç memnun olmayacak. Bana da öyle geliyor Canan. Kapı çaldı. Kesin annemdir kesin. Merhaba çocuklar. Aa evde pek güzel olmuş. Aferin size. Çocuklar niye öyle durgun durgun duruyorsunuz bakayım? Çok mu yoruldunuz yoksa? Anneciğim. İçeride bir misafir var da. Allah Allah kim geldi ayol? Ben hiç kimseyi beklemiyorum ki. Sana, kuzenin desek. Hatta üste bir de Nazmiye desek. Ne? Nazmiye mi geldi? Fransa'dan, Şanzelize'den değil mi? Yok ya. Ben ona katlanamam ki. O sürekli beni kötülüyor. Sürekli aşağılıyor. Sürekli alay ediyor, dalga geçiyor. Hayır. Ama anne ellerini yıkıyordu. Heh Canan. Annem de kaçtığına göre. Ne yapacağız şimdi? Hadi düşün bakalım. Eyvah. Geliyor Canan. Çocuklar. Annenizin sesine duydum sanki. Geldi mi yoksa? Nazmiye teyzeciğim. Annem acil çıkması gerekiyordu da. Aa nereye gitti ayol? Demediniz mi kuzenin Nazmiye geldi diye? Evet evet. Çok severmiş zaten. Değil mi Canan? En iyisi nereye gittiyse peşinden koşayım yakalayayım. O beni çok severdi çünkü. Göremezse üzülür yoksa. Kadriye! Anne kaç kaç geliyor. Şakir sus duyacak şimdi. Aa!